Sevgili izleyenler, bu sabah sağlık devam ediyor. Ben ekranı başına yeni geçen izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Bugün yeni bin yılda yaşam tarzı nasıl olacak, nasıl olmalı bunu konuşuyoruz. Bu konuda da bizlerle bilgilerini paylaşan çok değerli doktorumuz Birnoğlu Yunus Emre Yılmaz ve Cambaz Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Doktor Erdener İsbir bizlerle birlikte. Evet, birçok konuya değindik. Yeni bin yılda yaşam tarzı nasıl olmalı? Hayat nasıl değişiyor? Sağlığımız bundan nasıl etkileniyor? Bunları konuştuk ve bunların içerisinde özellikle uyku düzeninden bahsettik. Stresten nasıl uzak kalmamız gerektiğinden bahsettik. Peki doğru beslenme, obezite özellikle günümüzde çokça artmış durumda. Nasıl doğru beslenmeliyiz? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Sağlığımızı tehdit ediyor mu yanlış beslenme, kilo artışları, neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Mutlaka. Yani biraz önce söylediğimiz gibi durağan yaşam, evet, sonuçta bu arada beslenme, hı hı, alınan kalori miktarı, bunlar kilo şeklinde, hı hı, artışla, hı hı, kendini gösteriyor. Hı hı. Sonuçta tabii hep hastalıklar vücuda yük şeklinde. Hı hı. Vücudun belli bir metabolizma hızı var. Yani bu enerji yakıyor. Aynen şey gibi düşünebiliriz bunu. Hareket etmeyen ama çalışan bir araba. Hı hı. O sırada harcadığı enerji. Yani benzin yakıyor mu? Yakıyor. Bu bazal enerji. Evet. Biz nefes almak için, kalbimizin çarpması için, kanın dolaşması için vücutta, sindirimin olabilmesi için belli bir enerji lazım. Bu enerjiyi normal yiyeceklerle alıyoruz. Bunun dışında yapılan işe göre, eğer masa başı idari bir hizmetse, tabii alınan kalorinin daha düşük olması lazım. Ama bedenen, fiziki kuvvetle çalışılan bir işse, bu kalorinin daha yüksek olması lazım. Alınan kalori miktarı eğer harcanan kalori miktarından fazlaysa bunlar kilo olarak, yağ olarak ya genel olarak bütün vücutta birikiyor ya da vücudun belli bölgelerinde özellikle bel bölgesinde birikerek bir karşımıza fiziksel bir görüntü ortaya, evet, çıkıyor. Şimdi bu görüntü kilo artışı daha ilerisi obezite sağlık anlamında risk taşıyan faktörler. Hele hele kişinin genetik mirasında da tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi, kalp damar rahatsızlığı gibi bir miras varsa, yani ailesinde böyle rahatsızlıklar varsa kişinin, durağan yaşam, hareketsizlik ve kilo artışı birinci derecede risk. Gösterilmiş ki hareket eden kişiler, hareket etmeyenlere göre %41 oranında yaşamda kalma oranları daha yüksek. O zaman bir hareket etmek gerekiyor. İki, beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi beslenme tarzı bizim yine geleneksel yemeklerimiz, örf ve adetlerimizde aslında uygun, her şey uygun. Öğünler uygun şekilde ama teknoloji, iletişim, bilişim çağı ve dünyanın artık küçülmesi, küreselleşmeyle birlikte bugüne kadar yemediğimiz yemekleri, Uzak Doğu yemeklerini, Avrupa yemeklerini, görmediğimiz meyveleri, hepsine ulaşabilme ve yeme imkanına sahip oldu. Aslında büyük nimet, tadılması, yenmesi, farkına varılması. Ama bununla birlikte yaşam tarzı da değişti. Fast food, yani bu hamburger tarzı, çabuk, hızlı tüketelim, yiyelim, doyma gerçekleşsin, beslenme değil de doyma gerçekleşsin yaklaşımı sağlığı birinci derece tehdit eden unsur. Niçin böyle? Bütün hızlı fast food tarzı dediğimiz yiyecekler, hepsi istisnasız, hani markalar farklı farklı olsa bile, yaptığı işlem kan şekerini hızlıca yükseltmek, hı hı, sonra da düşürmek. Ve bu çabuk acıkmaya da sebep çabuk oluyor. Çabuk acıkmaya sebep oluyor. Yiyorum, doymuyorum şekli, evet, tarzı. Çünkü içerikte kan şekerini yükseltecek şekilde kullanılan ekmekten tutun da, evet, o diğer içeriklere, hı, kadar, soslara kadar, malzemenin tamamı bu şekilde. Yapımıza uygun değil. Karaciğerinin sindirmesine, midenin sindirmesine, işlemesine olanak tanımadan şeker yükselmesi ve birden düşmesi. Daha çok yemek, hele hareketsizse, masa başında, televizyon karşısında, internet karşısında bu kilolar birikiyor. Gençlik dönemi, çocukluk dönemi
Evet, onlarda da sık görülmeye başlandı. Ama ileriki orta yaş ve ileri yaş döneminde artık özellikle bel çevresinin kalınlaşması, direkt bakarsanız karşıdan bel çevresi kalınsa, bu birinci derecede risk faktörü taşıyor. Kalp damar hastalıkları yönünden. Kadınlar ve erkekler için diyorlar ki çok basit, evde mezuranız varsa ölçün. Ölçün. Eğer bel çevresi erkeklerde 100 santim, 102 santimi geçiyorsa aman aman bir dur. Kadınlarda 90-92 santim geçiyorsa çok dikkat et. Dikkat et, sınırdasınız. Belin mutlaka incelmesi lazım. Şimdi bel nasıl incelecek? Hareketle incelecek. Bu hareketi yaparken hani yüzemiyorum, koşamıyorum, işte futbol oynayamıyorum. Evet, o zaman deniyor ki yürüyün. Ne kadar yürüyün? Dakikada adımlarınız 100-120 olacak şekilde. Mümkünse 140 olsun. Tempo. Biraz tempolu yürümek tempo gerekiyor. Hani böyle rahat. Dolaşma tarzı değil. Dolaşma tarzı, evet. Yani vitrin gezme tarzı. Bazı hastalar yakınıyor, diyor ki biz bütün gün dolaşıyoruz, geziyoruz. Zaten dolaşıyoruz nedir mi bitiyor. Dakikada 100-120 adım atacak şekilde olsun. Peki ne kadar yapalım bunu? Her gün mü yapalım? Yapabiliyorsanız evet. Her gün. Yapabiliyorsak her gün. Yarım saat 45 dakika, ama biraz daha zorlayalım. Bir saat yaparsanız çok daha iyi. Çok daha faydalı olacak. Bu yürüyüş tarzıyla birlikte tabii açık havada. Hı, yani aerobik dediğimiz aerobik egzersiz, oksijenin alınması, kalorinin yakılmasını, yıkılmasını daha çabuklaştırıyor. Peki günün hangi saatlerinde bunu yapmamızda fayda var? Tabii sabah görüyorum sabah bazen saatleri, erkenler. Evet. Koşanlar, yürüyenler tabii yaşadığımız şehrin imkanlarından dolayı parklarda, bahçelerde yapıyorlar. Ama sabah saatleri biraz riskli saatler. Riskli. Çünkü biraz önce bahsetmiştim, o beyinden salınan stres hormonları sabah belli bir seviyede başlıyor olaya. Daha sonra yükseliyor. Yani vücudu hazırlıksız yakalamamak lazım. O da çok önemli. Gün içinde özellikle akşamüstü uygun olur. Ama yemeklerden sonra da yine bir 20 dakika, yarım saat yürüyüş çok faydalı uygun olacak. Olacaktır. Kesinlikle. Peki bir de tüketilen çay ve kahve miktarı. Gün içerisinde zaman zaman bunu abartarak çokça tüketilmeye başlanıyor. Aynı zamanda alkol ve sigara kullanımı. Bunlar hakkında neler söyleyeceksin? Gün için. Tersten başlayalım. Buyurun, alkol tabii, tüketilsin alkol, mi? Alkol mümkünse tüketilmez. Kişisel tercihte bir kenara koyuyoruz ama mümkünse tüketilmesin. Eğer tüketiliyorsa her gün tüketilmesin. Miktar olarak düşük dozda tüketilsin. Yani illa da tüketeceğim, içeceğim diyorsa kişi az miktarda uzun ve aralıklarla içsin. Kural şu, içerken bir şey yemesin ya da yerken bir şey içmesin. Direkt, bu da zaten kilo alımında çok büyük etkili. Kesinlikle. Direkt kalorinin toplanmasını gerektiriyor. Sigara zaten artık kapalı ortamlarda yok. İyi ki yok. Direkt tehlikeli madde, zararlı madde, yaklaşmayın maddesi. İçilmezse çok iyi. Ama yine dayanamıyorum, içmem lazım. Bir tane, iki tane kişi kendine en azından azalt böyle yani bir iki geçme düşük seviye. Çünkü alınan bütün o karbon monoksit, karbon dioksit, içinde nikotin, bir sürü zararlı, kaç çeşit zararlı madde var. Direkt akciğerler, kan dolaşımı, damarlar her yere gidiyor. Vücudun her yerine özellikle gidiyor. Özellikle kanser konusunda en büyük faktörlerden biri diyebiliriz. Değil mi? Bir o ikincisi örnek oluyorsunuz. Yanınızda evet. Eğer yeni yetişen, hevesli, meraklı arkadaşlar varsa onlara örnek oluyorsunuz. Bu içilebilirmiş diye. Damar sağlığını birebir bozan bir madde sigara. Ama dedik ya bizim bu zayıf taraflarımızı kullanan bir endüstri var. Kullanıyor, renkli hale getiriyor, cazip hale getiriyor, kolay ulaşılabilir hale getiriyor ve tüketiliyor. Bunları mümkünse hiç kullanmamak en iyisi. Evet. Çay ve kahve, Nescafe, başka sıralamada su. Bunlarda birinci tercih su. Su. Kesinlikle. İkinci tercih çay. Sonra kahve geliyor. Mümkün olduğu kadar kahvenin en az tüketilmesi. Çay evet. Bizim hani bir çeşit günlük, milli bir içeceğimiz gibi. Evet, bizim kültürümüzde var olan. Çay olması iyi. İçinde teinler,
damar sertliğini önleyici yapıda, kalp damar sağlığını destekler yapıda iyi anlamda içilebilir. Bitki çayları. Bitki çayları da tabii ki. Ama su olmazsa olmaz. Suyun da mümkünse hani böyle sert su dediğimiz mineralden zengin suyun içilmesi tavsiye ediliyor. Kalsiyumu olsun, magnezyumu olsun, kloru olsun. Yani yumuşak su belki içimi kolay ama tavsiye edilen sert su. Bu tüketilsin. Ne kadar tüketilsin? Vallahi günde 10 bardak. 10 bardak. 10 bardak. Hani kaça neye denk gelir? Yaklaşık 2 litre, 2,5 litreye denk gelir. Bunu çaydan aldığımız suyla karşılaştırmıyoruz. Evet, kıyaslamıyoruz. Bu ayrı. Sadece su olarak. Suyu olarak tüketmek. Ne zaman içelim? Susadıkça değil, aklımıza geldikçe içelim. Özellikle sabah kalkınca bütün gece vücut tabii dinleniyor, susuz kalmış vaziyette. Sabah bir bardak su, böyle bir yarım limonla içilebilirse çok daha faydalı olacaktır. Ama gün içinde de masanızda suyu eksik etmeyin. Gördükçe, hatırladıkça için. Çünkü susama işi yapılan eforla, aktiviteyle, egzersizle, ortamın sıcaklığıyla bağlantılı. Eğer ortam rahatsa, efor harcamıyorsanız, özellikle kış dönemleri, ben de su aklıma gelmiyor diye. Ama olmaz yani. Su içilmezse olmaz. Hani su hayattır, evet. Evet, evet. Özellikle cilt için, hani cilt genç kalsın, dinç kalsın, suyun bu anlamda çok faydası var. Su tüketmek önemli. Evet. Suyla neden bu kadar önemli? Çünkü metabolizmayı hızlandırıyor. Bir katalizör görevi yapıyor su. Hani alınan yiyecekler, besinler ne olursa olsun hepsinin yakılmasında, yıkılmasında suyun faydası var. Şimdi bu yiyecekler nasıl yiyecekler? Deniyor ki mümkün olduğu kadar işte undan, şekerden, tuzdan uzak durunuz. Evet. Şeker yemeyiniz. Şekerli içecekler, yiyecekler tüketmeyiniz. Genç kalmak için. Ne zaman yapacağız bunu? Vallahi yani gençlik, çocukluk yok. Başından itibaren bunu yapmaya başlayın. Evet. Şeker yok çünkü bizde. Nasıl yapacağız? Canımız da tatlı çekiyor. Şekerli şeyleri seviyoruz. Herkes seviyor. Mümkün olduğu kadar o zaman şekeri meyvelerden alın. Ama meyveden aldığınız meyve şekerini de yani bunu da dozunu kaçırmayın, abartmayın. Bunda da çünkü şeker miktarı yüksek. Hani değişik meyvelerden tadımlık şekilde alın ki şeker ihtiyacı karşılansın. Meyvenin de çoğunu yemek o da zararlı değil mi? Kesinlikle. Özellikle kronik rahatsızlığı varsa, yani diyabetse veya başka rahatsızlığı varsa ona da zarar verecektir. Belli miktarlarda birer porsiyon şeklinde. Porsiyon şöyle deniyor. Kadınlar yaklaşık günde 50 gram bir şeker alsınlar. Yani ne kadara tekabül ediyor, karşılık geliyor. Bu da tatlı kaşığı, 10 tatlı kaşığı, 13 tatlı kaşığı. Bayağı yüksek miktar aslında. Ama bunun karşılığında 2 kutu meşrubatmış. Yani 2 kutu meşrubat içtiniz mi siz dünya kadar şeker almış oluyorsunuz. Evet. Bu meşrubatların içinde işte soğuk aromalı içecekler, bildiğimiz gazlı içecekler, hepsi geçerli. Evet. Erkeklere biraz daha tolerans tanınmış. Neden bilmiyorum. 70 gram alabilirler diyor şekeri, günlük şekeri. Bu kadar tüketsinler ama mümkünse şekeri gündemden çıkaralım. Hele hele rafine şeker yani işlenmiş şekerin. Çünkü vücudumuzda bir metabolizmaya uğraması lazım bunun. Karaciğerde bu parçalanacak, vücuda yararlı hale gelecek. Kullanıma geçecek. Biz şeker tüketmeyin diyoruz ama canımız da çekiyor. Niye böyle? Beynin tek gıdası şeker. Yani beyin şekersiz yapamaz. Ne olursa olsun. Bana şeker gönder, emiri gönderir. Bu emire uyulmak zorunda. Bu emre uymamak mümkün değil. Acıkınca bilirsiniz insan sinirli olur, böyle agresif olur, dikkati dağınık olur, el ayağı titrer. Beyin diyor ki bana şeker gönder, ben çalışmam lazım benim. Beynin çalışması önemli. O zaman vücut ne yapıyor? Bir yerden buluyor, şekeri gönderiyor. Ya bir şeyler yiyip içiyoruz ya da karaciğerde depolanmış vaziyette stoklarımız var. Buradan bir miktar alıyor, hemen parçalıyor. Diyor ki direkt sen beyine gideceksin. Kalp de istiyor. Başka hayır onlara gitme diyor. Kaslar da istiyor. Mümkün değil. Direkt beyine gideceksin sen diyor. Beyine gönderiyor. Ama bu bir yere kadar. Bu depo bir yere kadar. Daha fazla olursa acıktınız. Saldırıyoruz ondan sonra. Kontrolsüz bir saldırı. Yiyecek yeme ihtiyacı.
ne kadar şekerli tatlı gıdalar varsa. Olur ya böyle insan görünce pastanelerde hep ondan alayım, bundan alayım, onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim. Beynin şekersiz kaldığının göstergesi. Evet. Peki kan basıncının kontrolü, yani tansiyon kontrolü diyebiliriz değil mi hocam? Tabii. Nasıl bunu kontrol altına almalıyız? Neler söyleyeceksiniz kan basıncının kontrolü açısından? Şimdi kişi artık kendi sağlığından birinci derecede sorumlu. Normalde tansiyonunu, kilosunu, bel çevresini, bel çevresinin, kalça çevresine oranını, bunları artık entelektüel sağlık bilgisi olarak bilmesi lazım. Bilmesi lazım, doğru. Tansiyonun içinde, evet, ailede bir kere böyle bir genetik miras var mı? Yani anne, baba, anneanne, dedeler, sülalede, yani eskiden bilinmiyordu belki ama yakın zamanda, ya tansiyon hastasıydı, tansiyon ilacı kullanıyordu denen birileri varsa, kişinin kendisine bir, evet, ben de olabilir. Evet. Şeklinde bir yaklaşım sergilemesi lazım. Peki doğrusu kaçtır? Yani kan basıncımızın kaç olması doğru kabul edilir? Bu kişiye göre değişir mi? Değişir. Yoksa genel bir evet. Değişiklik göstermez. Dinlenmiş bir halde ölçüldüğünde 12'ye 8, 13'e 8, 9 bunlar normal aralıklar. Evet. 14'ün üzerinden sonra mı? Sıkıntı başlayabilir. Hı hı. Ama bazen kişi bu 13-12 seviyelerinde eğer bir şikayeti varsa onun için o geçerlidir. Hı hı. Ha, bu şikayetler baş ağrısı olabilir, bulantı olabilir, çarpıntı olabilir, terleme olabilir, hı hı. Başta dolgunluk olabilir. Yani sersem gibiyim, yer kayıyor. Hı. Bunun başka bir nedeni yoksa tansiyon 13-8, evet onun için o tansiyon. Evet. Bu tansiyon tabii dedik ya genetik mirastan gelebilir ya da hiç ailede böyle bir sorun yoktur. Kişi bakarsınız fiziksel anlamda çok hani kiloda görünmüyor. Bir kaynaklanıyor. Bazı hastalıklarda özellikle böbrek üstü rahatsızlıklarında salınan hormonlar bunu yapabilir. Bazı damar hastalıklarında damarların dar olması daha sonra teşhis edildiği için buna neden olabilir. Bunlar tabii araştırılır. Eğer bunlar yoksa zaten nedeni bilinmeyen yüksek tansiyon teşhisiyle ilaçları başlar. Ama herkesin kaçırması gereken dedi ki tuz ülkemizde çok yaygın kullanılıyor ekmeklerde. Evet. Yenen her yiyeceğin içinde tuz var. Hani normal hiç tuz atmasak yiyeceklere ekmekten aldığımız tuz her yeterli. Şey, bir de her sebzenin meyvenin içinde zaten kendi var. Tuzu var değil mi? Öyle ilave yani zeytin yapılıyor aslında. Tuz var. Turşularda tuz evet, var. Doğru. Soslar tuz. Doğru. Yani damak zevki de farklı farklı ülkelerde bizde yaygın. Şimdi bunu azaltmak için bakanlığın çalışması var. Tabii bilinçlenmeyle olacak bir şekilde. İnsanlar un, tuz, şekeri ne kadar uzak tutarlarsa yiyeceklerinden o kadar genç kalırlar, dinç kalırlar, enerjik kalırlar. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi dedik ki tansiyon, damar sağlığı, kalp sağlığı, şeker alımı bir bütün. Aslında vücut bir bütün. Birlikte çalışıyor. Şekerli gıdaların alınması, bunların fazlasının kilo olarak depolanması, bu depolanmaya karşı kalbin yük, önünde bir yük var. Ona karşı bir basınçla çalışacak. Bir müddet sonra yeter artık diyor, ben bu kadar çalışamıyorum diyor. Tansiyon ortaya çıkıyor, damar sertliği ortaya çıkıyor. Bu seviyeden sonra ilaçlara başlaması, evet ilaçlara başlanabiliyor. Ama artık tabii eskisi gibi o sağlık kısmı ortada kalmıyor. İlaçlarla devam eden bir yaşam oluyor. Evet. Evet, beleğin takviyesi, desteklenmesi bu konuda neler söyleyeceksiniz? Konu, önemli ve güzel bir konu başlığı. Bellek, beyin, zihin artık dedik ya tıpta gelişti. Yaşam süreleri uzadı, uzatıldı. Hastalıklar, aşılar, antibiyotikler, ilaçlar. Evet. Bir bakıyorsunuz önceden 40 yaş civarı, 60 yaş civarı olan yaşam süresi 70'lere, 80'lere çıkıyor. Daha uzun yaşıyor insanlar. Tabii başta iyi gibi görünüyor. Ne kadar güzel. 80 yıl yaşıyor, 100 yıl yaşıyor. Ama genel düşününce, ülke nüfusunu düşününce yaşlı nüfus ne olacak peki? Bu nüfusa kim bakacak? Nasıl bakacak? Nerede bakacak? Bunlara bakarken bizim fiziksel şartlarımız uygun mu? Yani hastanelerimiz uygun mu? Sağlık ocaklarımız, aile sağlığı merkezleri uygun mu? Kentin mimarisi buna uygun mu?
yani yaşların düz alanda çarpmadan, düşmeden, birbirlerine zarar vermeden kolaylıkla ulaşım araçlarına rahat binebilecekleri parmağı. Böyle bir sistem mi var? Yani şehir böyle bir yapıyla, altyapıyla donatılıyor mu? Çünkü bu sorun birden böyle önümüze çıkar. Görün, suyun altında yıllar geçiyor. Bir anda yaşlı nüfus, şu kadar yaşlı nüfus var Manisa'da. Ne yapacaksın? Bunlar alışverişini nasıl yapacak? Bunlara kim bakacak? Evet, bizde yani yine kültürel anlamda çocuk anne babaya bakar. Ama bu biliyorsunuz son zamanlarda huzur evleri, bakım evet. evleri, ayrı evler, orada bakıcılar. Yani böyle bir sektör gelişiyor. Bunu sağlıkla ilgili kısmı tabii hep insanlar şeyden çekiniyor. Yani yaş gidiyor, bunama olursa, evet. demans olursa, Alzheimer olursa, Parkinson olursa. Yani bunlar hep yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklar. Evet. Evet, fiziksel anlamda eskisi kadar hızlı yürüyemiyor, çıkamıyor, taşıyamıyor ama bellek çok kaybolursa, evet. hatırlayamazsa, bilemezse ne yaparız kaygısı çok yüksek. Şimdi belleğin takviye edilmesi, belleğin desteklenmesi, beynin desteklenmesi tabii olmazsa olmaz. Ne yapalım? Bir kere mümkün olduğu kadar spor. Spor. Ve bu sporu açık havada yapalım. Hı. Yani oksijen olsun, bol oksijenli. Oksijenden bolca faydalansın. Yani bazen ulaşımın yoğun olduğu yollara yakın, böyle karayolunun trafiğin yoğun olduğu yerlerde koşan, yürüyen arkadaşlar var ama bilemiyorum ölçümde o egzoz gazlarının miktarı ne kadardır, o solunan havaya ne kadarı geçiyor. Yani bu ama bakılabilir. Ama yine ağaçların çok olduğu işte ölçüp yerler. Bakmak lazım. Bakmak lazım. Evet. Bu alan fiziksel anlamda temiz bir çevrede düzenli yürüyüşler. Tabii kişi yapabiliyorsa, mümkünse koşsun. Mümkünse yüzsün. Bunlar sporların içinde en öncelikli, en değerlileri diyelim. Çünkü bütün kasların çalıştığı sporlar. Ne olacak kaslar çalışınca? Dedik ya, o şeker yıkılacak yer kaslar. Kaslarda küçük böyle odacıklar var hücrelerin içinde. Bu odacıklar şeker yıkan enerji üretim merkezleri. Yağ hücresinde de var ama kas hücresinde daha fazla var. Şimdi ne kadar çok çalışırsa kaslar, bu hücrelerin, bu odacıkların sayısı artıyor. Siz şekeri alıyorsunuz, orada daha çok yıkılıyor. Eğer kaslar çalışmazsa bu sefer yağ hücrelerinde depolanıyor. Onun için bellek bir spor kesinlikle şart. Oksijenli spor. İkincisi beslenme. Beslenmede biraz önce bahsettik, zararlı gıdalardan uzak durmak. Sigara kesinlikle. Alkol kesinlikle. Zehirli özellikle, değil mi? Yoğun miktarda kahve tüketimi, filtre kahve, Nescafe, Türk kahvesi. Bunlar yoğun miktarda. Aslında altını miktarda. Çizeyim çünkü hepimiz öyle, içiyoruz. Evet. Dozunda bu, içtikten dozunda, sonra zararı bir zararı yok. Bol miktarda su içmek, suyu eksik bırakmamak, evet. Beyin için olmazsa olmaz dedik şeker ama vücut bunu dengeliyor. Yani bizim dışarıdan özel bir çaba harcamamıza gerek yok. Omega 3 dediğimiz bir vitamin var. Bunu vücut sentezleyemiyor, üretemiyor. Dışarıdan besinlerle almamız lazım. Dışarıdan alacağımız besinler, evet, ceviz. Deniyor ki her gün 2 tane 3 tane mutlaka tüketin. Önemli. Ha ceviz bulamazsam sevmiyorum. Fındık olabilir mi? Olabilir. Ama nasıl o? Kavrulmamış olan. Daha çiğ olan. Evet. Çiğ olsun. İşlem görmemiş. Ha, işlem görmemiş olsun. Evet. Badem, evet. Bunlar olsun. Otun adını hatırlayamadım şimdi. Pazarda çok var. Semiz otu. Semiz otu. Tamam. Evet. Semiz otu. Bunu çok tüketin. Tüket. Yani kim tüketecek? Ailede birisi alacak. Anne baba kim o hazırlayacak, çocuk da yiyecek. Bunu hani salatası yapacak, tam yemeğini yapacak, her türlü tüketecek. Roka, yani yeşil yapraklı, koyu yeşil yapraklı pazarda gördüğünüz ne varsa bunları bol tüketin. B vitamini. B vitamini, evet, onu soracaktım. B vitamini de önemli midir? Çok önemlidir. Geliyorlar çünkü hastalar, özellikle şeker hastaları ya da belli bir yaş üzeri. Ya bir unutkan oldum, unutkan, ben hatırlayamıyorum, evet. diyor. Şimdi unutkanlık normal bir şey. Yoğunluk, stres, yaşam,
Evet, unutuyoruz. Hepimiz unutuyoruz. Ama günlük fonksiyonu, günlük çalışmayı bozacak dereceyse evet orada bir sıkıntı var demektir. B vitaminine bakmak lazım ilk önce. Eksikse yerine ilaçlarla koyabiliriz. İlaçlar var, onlar kullanılabilir. Beynin ihtiyacı var, sinirlerin. Nöron dediğimiz beyin hücrelerinin buna ihtiyacı var. Beynin endorfin dediğimiz mutluluk salgılatıcı hormona ihtiyacı var. Bunun içinde böyle hobiler olabilir mi? Bayanların el işleriyle uğraşması. Bayanların el işleri olabilir, bayanların günleri olabilir. Günleri. Bayanların günleri iyi hatırlattınız. Şimdi beyin sevdiği bir şeyi tekrar tekrar yapmak ister. Hoşuna giden bir şey varsa bundan tekrarlamak ister. Bu olumlu şeyler için de geçerli. İşte olumsuz sigara alışkanlığı. Seviyorum bunu tekrar. Evet. Alkol tekrar yapayım. Ama spor da var. Sporu yapan birisi kaç yaşına gelirse gelsin. Evet. Endorfin salınıyor. Evet. Kişinin altlıyor. Bayanların günlerinde yani yeme içme o kısmını konuşuyorum ben sadece. Orada bir huzur buluyorlar, mutluluk buluyorlar. Çünkü tatlı endorfinleri, serotoninleri salgılatıyor. Normal çünkü beyinden salgılanınca insan bir huzur buluyor, rahatlıyor. Öyle ortamlar hani ne kadar sık olursa o kadar hoşlarına gidiyor. Tekrar tekrar da yapıyorlar. Şimdi bu tekrar tekrarı hani uzun aralıklarla yapsın diyeceğim. Bu sefer biraz önce söyledik ya beyin hani sevdiği şeyi tekrar istiyordu. Ama bunun yanına spor da eklenirse, hareket eklenirse bu endorfini bu sayede salgılatmış oluruz. Yani mutluluk ya da huzur ya da o rahatlık halini oradan temin etmiş oluruz. Çünkü istiyor. Bunun dışında beyninde takviye dedik sigara evet olmasın. Kirli hava tabii. Kişisel, bireysel anlamda sigara, kent merkezi şehirsel anlamda da kirli havanın olmaması lazım. Yani bir sanayinin yoğun olduğu, işte atıkların çok fazla olduğu, egzoz gazlarının yoğun olduğu yerleşim yerlerinde ya da kişinin çalışma alanı, ağır metallerin bulunduğu bu tip bir alanlarsa bunlar hep zararlı. Evet. Buradan uzak kalmak gerekir. Evet, süremiz yavaş yavaş daralıyor ama değinmek istediğimiz birkaç nokta da var. Gereksiz ilaç tüketimi, özellikle antibiyotik tüketimi hakkında neler söyleyeceksiniz? Ve bunun yanında aşı ve gerektiğinde ilaç konusunda neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim. Şimdi gelecek hani 1000 yılda sağlık, bunlar hep bir bütün halinde. Dedik ki hareketli bir yaşam, düzenli beslenme, düzenli bir uyku. Stresten mümkün olduğu kadar uzak durmak ya da onu tolere edebilecek, bertaraf edebilecek yeni davranış şekillerine kavuşmak. Kişisel sağlık bilgilerini kontrol etmek, kendisini kan kontrol etmesi. Tansiyonu, kilosunu, bel çevresini, kan şekerini, kan yağlarını belli aralıklarla nasıl gidiyor. Bunları tabii bilgi anlamında aile hekimlerine danışabilirler. Bunları görebilirler. Onun dışında düzensiz, gereksiz ilaç kullanmamak. Her türlü ilaç geçerlidir. Vitaminlerde dahil. Öyle mi? Tabii ki. Yani vitaminler, ağrı kesiciler biliyorsunuz çok yaygın bizde. İnsanlar yani ilaç kullanmak bir güvenli sağlıyor. Bunun psikolojik boyutu ayrı tabii. Bir destek mi sağlıyor yoksa kolay, ilaçtan, hızlı çözüm belki. Şey de kolaylaştır tabii. Sağlık sisteminin ulaşılabilirliğinin artması, evet, kolaylaşması, ilaçlara kolay ulaşılır hale geldi. Ağrı kesiciler, antibiyotikler gereksizse kesinlikle kullanmayın. Gereksiz olduğuna karar verecek kişi de hekim. Hekimdir. Aile hekiminiz ya da bir aile dostunuz hekim. Kimse bir hekimden mutlaka bilimsel danışmanlık almak lazım. Hekime danışmadan ilaç kullanmamak gerekiyor. Özellikle antibiyotik konusunda. İşte kulaktan size yaradı, bana da yarar mı? Evet, bu yanlış. Yarayabilir. Ama yaramayabilir. Bir dahakinde yaramayabilir. Kontrol gibiydi. Kesinlikle. Evet. Bunlar çünkü hep alınan ilaçlar vücuttan bir şekilde atılacak. Ya karaciğerden atılacak ya böbrekten atılacak. Bir yıkım var. Orada bir tahribat var. Tekrarlarsa bu ilaç kullanımı o organlara zarar. Yani bunun tavsiye etmiyoruz, önermiyoruz. Vitamin konusunda değil mi? Vücudumuzun eğer ihtiyacı yoksa o vitamine onu atacaktır zaten gereksiz yere. Almaya ihtiyaç yok. Hani düzenli beslenen bir kişi bu düzenli beslenmede protein ağırlıklı olmak üzere besinler bütün böyle pazarda gördüğünüz renkli yiyeceklerin hepsi tüketiliyorsa hiçbir sorun yok. Eğer başka bir hastalık yoksa tabii kişide.
Bunları da gereksiz almaya gerek yok. Gerek yok. Evet. Dönem tabii dedik artık küreselleşme, ulaşım kolaylaştı, ulaşım rahatlaştı, seyahatler hızlı. Hani aşılar çocukluk dönemi, bebeklik dönemi aşılarını bakanlığın uygun gördüğü şekilde bütün bebeklere, çocuklara yapıyoruz. Onlarda bir sıkıntı yok. Düzenli bir takiple. Ama yetişkin yaş grubu ne yapabilir sağlığı için? Bu tip seyahatlerden önce yine aile hekimine danışabilir, bilgi alabilir. Gideceği bölgenin tropikal bir bölge, uzak doğu, Avrupa, belki salgın bir rahatsızlık varsa, hastalık varsa onun önlemini aşı olarak yaptırabilir. Kronik hastalıklar, yani uzun dönemli devam eden şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, akciğer hastalıkları, solunum hastalıklarında bakanlığın uygun gördüğü grip aşısı, zatürre aşısı, bunlar yaptırılırsa belli bir yaş üzeri, 65 yaş üzerinde zaten karşılıyor. İyi olur çünkü o dönemi rahat geçirir. Ama gereksizse yani genç, sağlıklı birisinin de grip aşısı olmasına, zatürre aşısına olmasına gerek yok. Önermiyoruz da zaten. Bu kişisel anlamda sağlığını düşünen birisinin takip etmesi gereken şeyler. Bir de damar yaşlanmasının kontrol edilmesi konusunda neler söyleyeceksiniz? Damar yaşlanması dediğimiz tansiyonun kontrolü, kan yağlarının düzenli aralıklarla ölçülmesi, bakılması, kan şekerinin ölçülmesi. Burada bunlar eğer normal sınırlar içinde seyrediyorsa, evet. Tabii kişi bir kronolojik yaşı var, bir biyolojik yaşı var. İsteriz ki biyolojik yaşımız daha genç görünsün. Yani insan 40 yaşındayken 25 yaş gibi görünmesini herkes ister. Tersini istemez. Bunun için küçük bir test var. Yapabilirlerse. Evet. Düz bir zeminde çıplak ayakla hangi elini baskın kullanıyorsa karşı ayağında tek ayak üzerinde duracak. Gözlerini kapatıp duracak. Diğer ayağını bir 10-15 santim yukarı kaldırıp gözlerini kapatıp kaç saniye durabiliyor? Eğer 4 saniyeden az duruyorsa biyolojik yaşı demek ki 70 yaş civarındadır. Bu riskli ve tehlikeli. Evet, ama 16 saniyeden fazla duruyorsa kaç yaşında olursa olsun demek ki 40 yaş altı gibi duruyor biyolojik yaşı. Evet. Çünkü bir görünen yaş var. Güzel bir test. Hissedilen bir yaş var. Bu pratik bir şey. Bununla ölçebilirler. Demiştik evlerde mezura var, metre var. Bel çevresini ölçebilirler. Kalça çevresini ölçebilirler. Bunlar önemli. Kilolarını zaten ölçüyorlar. Beden kitle indeksi dediğimiz bir formül var. Kilonun boyun karesine bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Tabi buradan danışmanlık almak isterlerse aile hekimleri yardımcı olurlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Bize zaman ayırdığınız için umarım sizi tekrar burada ağırlarız. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bu sabah sağlıkta bugün yeni bin yılda yaşam tarzını konuştuk. Bu konuda da değerli bilgilerini doktorumuz bizlerle paylaştı. Birnoğlu Yunus Emre Yılmaz ve Canbaz Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Doktor Erdener İspir bizlerle birlikteydi. Kendilerine bir kez daha şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 8.30'da bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.